arkadaşlar, daha önceki videomda 2006 model Pathfinder için yapmış olduğum video interface sistemini göstermiştim sizlere. Ve bu videodan sonra çok soru soran oldu. Hani bunu nasıl yaptığım konusunda. Tabii bu çok uzun bir aşama. Ben şimdiki videomda bunu en azından parçaları size göstereceğim ama yani yapması çok meşakkatli, çok uzun bir iş. Tabii yurt dışından bütün parçalar, burada hiçbirini bulmanızın imkanı yok. Yurt dışından getirmeniz gerekiyor. Hani bilmiyorum bir yerlerde var mıdır burada ama zannetmiyorum. O yüzden bunların nasıl olduğunu size sırasıyla hangi parçaların gerekli olduğunu ve nasıl yapabileceğinizi az da olsa göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar. Birinci parçamız video interface ve en önemli parçamız bu. Bu parçanın yaptığı görev sistemle ekran arasına girerek bizim kendi görüntü kaynaklarımızdan ekrana görüntü aktarımı sağlamak. Yani bunu sistem gönderiyormuş gibi bizim gönderdiğimiz görüntü kaynaklarındaki görüntüyü ekrana yansıtıyor. Bunun farklı alternatif ve markaları var piyasada. Benim o zaman bulabildiğim Navix diye bir markanın ürünüydü. Bunu Amerika'dan eBay üzerinden getirttirmiştim ben. Şimdi biraz eBay'den ürün getirttirmek de zor. Tabii araştırmanız lazım. İllaki bir şekilde bulunur. Ama farklı alternatifler de var. Ama benim denediğim ürün bu. Ama bu işlerde en önemli nokta bu ara bağlantı kablosu. Bu ara bağlantı kablosunun özellikle Euro Pathfinder'lar için, yani Avrupa'da üretilmiş Pathfinder'lar için uyumlu olması gerekiyor. Şimdi Amerika'da üretilen Pathfinder'larda kullanılan sistemler biraz daha değişik. O yüzden ilk gelen üründeki kablo maalesef görüntüyü aktaramadı. Firmayla tekrar konuştuğumda bir parça daha arabamın Euro Pathfinder olduğunu bir daha belirttim. Daha önce belirtmiştim ama onlar da herhalde bilmiyorlardı Amerika'dan olduğu için. Daha sonra farklı bir kablo gönderdiler bana. Bu kabloyla denediğimde sonuç aldım. Çeşitli video interfaceler dediğim gibi var. Hani bu olmazsa farklı bir interface de büyük ihtimal çalışır ama en önemli konu alırken aldığınız firmadan bunu teyit etmeniz. Yani Euro Pathfinder için bu kablo uyumlu olur mu? Asıl olan bu. Ve en önemli parça da tabii ki görüntüyü aktaran video interface. İkinci parçamız navigasyon kutusu. Navigation box dediğimiz. Universal bir ürün bu. Bunda maksat benim kullandığım Windows CE tabanlı bir üründü. Bunu da AliExpress üzerinden almıştım ben. Bizim bildiğimiz Aygo haritaları bu sisteme yüklüyorsunuz. Normal navigasyon işlemlerini size yaptıran bir ünite. Ve bunun için gerekli olan, bunu dokunarak kontrol etmeniz için gerekli olan ise üçüncü parçamız olan bu touch screen panel. 7 inç bizim cihazlarımız. Bu 7 inçe büyüklüğünde, 7 inç büyüklüğünde bir touch screen panel ihtiyacımız oluyor. Bu panelin yaptığı görev de mevcut ekranımızın üzerine monte ederek bunu dokunmatiklik özelliği kazandırıyoruz o yüzeye. Ve bunun bağlantısını da navigasyon kutusuna yapıyoruz. Yani doğrudan navigasyon kutusu
bu cihaza bağlanıyor ve buradan yaptığımız dokunmatik işlemlerle navigasyon kutumuzu kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Dördüncü parçamız dörtlü splitter. Yani bunda ne yapabiliyoruz? Mesela diyelim 4 ayrı görüntü kaynağımız var. Medya oynatıcımız var. Öne bir kamera takıyoruz. İlaveten arkaya belki bir kamera takıyoruz. Veya dediğim gibi bir screen mirroring, yani cep telefonumuzun görüntüsünü direkt sisteme aktarmak istiyorsak ekstra bir görüntü kaynağına daha ihtiyacımız oluyor. Bu sayede bunları istediğimiz gibi ekranı dörde bölerek veya ikili kullanarak bu splitter box'lar vasıtasıyla bütün görüntüleri tek bir çıkış üzerinden sisteme verebiliyoruz. Bu kullanım kolaylığı getiriyor sizlere. Ayrıca ben özel bir araç içi konsol seçici yapmıştım. Gene bir düğme, knop yardımıyla istediğim kaynağı seçip direkt konsol üzerinden buraya da görüntü aktarabiliyordum. Tabii bundan sonrası hayal gücümüze bağlı şeyler. Yani asıl olan dediğim gibi video interface'ten ekrana görüntü aktarmak. Bundan sonrası genişletilebilir. Yani sizin öngöreceğiniz şekilde farklı materyaller kullanarak genişletilebilir. Bir de arkadaşlar, araca ekstra ses girişi nasıl girilir? Bu konu üzerinde biraz da konuşayım. Bunun benim bulabildiğim metodu FM modülatör kullanarak giriş sağlamak. Yani bu modülatör sayesinde FM antenini bu modülatöre giriyoruz ve bu modülatörün çıkışında kullandığımız Clarion'un bir ünitesi, Pathfinder'larda olan, bu cihaza takıyoruz. Araya belirlediği onun bir frekans üzerinden, diyelim işte 98.1 radyoda o kanala getiriyoruz. O kanaldan bu modülatör sayesinde ses girişini girmiş oluyoruz. Yani ses kullanacağımız zaman muhakkak FM kanalı işte belirlenen frekansta durması gerekiyor. O frekans üzerinden sanki radyo dinliyormuşçasına işte medya oynatıcımızın ya da diğer kaynakların seslerini bu sayede giriş yapıyoruz. Bunun için mevcut olan benim araştırmalarımla bulabildiğim alternatif bu. Başka alternatifler birkaç kere gördüm. Ama bizim kullandığımız teybin model numarası yazmıyordu onlarda. O yüzden çekincelerim oldu. Deneme fırsatım olmadı. Belki daha kaliteli bir ses girişi bir şekilde sağlayan bir ünite vardır. Belki bulunabilir. Ama kaliteli bir FM modülatörle ses sorunu iPhone'dan ya da işte cep telefonundan dinlediğimiz müziğin sesinin aktarımı, bir Bluetooth ünitesi takıp Bluetooth'la ses aktarımı yapılması ya da işte medya oynatıcınızın sesinin sisteme dahil edilmesi bu sayede mümkün oluyor arkadaşlar. Tabii şunu söylemeden geçemeyeceğim. Tüm bunlar için iyi bir elektrik bilgisi de gerekiyor. Hani büyük ihtimal ben de öyle yaptım. Hani iyi bir ustaya ilk önce bunların montajını yaptırdım. Hani tarif ederek şöyle yapmanı istiyorum diye. Araçtan asıl olan bir 12 volt sistem içerisine alıp oradan kaynakları beslemek. Güzel bir kablolamayla. Hani bu işte kablolama, çünkü çok kablo çıkıyor karşınıza. Hele bir de bu konsol seçici falan türü şeyler yaparsanız şayet birçok kablo, birçok devre
karşınıza çıkıyor. Bunların en iyi şekilde montajının yapılması lazım. Çünkü hassas cihaz, hani bir sıkıntı olması durumunda başınıza iş açabilir. Dediğim gibi iyi bir elektrikçiye bu dediğimiz sistemleri yaptırabilirsiniz. Parçalarınızı kendiniz getirdiğiniz takdirde bu işten anlayan iyi bir oto elektrikçisi, yani elektrikçiden kastım tabii ki bu işleri yapmış oto teyipçileri, bunları yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca dediğim gibi alternatif parçalar da mevcut. Hatta bu seçiciye gerek kalmadan kendi üzerinden ekranı bölebilen video interfaceler de var. Car Solutions sitesinde görmüştüm ben. Bunu da bir değerlendirebilirsiniz. Aşağıda linkini veriyorum bunların. Bundan sonrası size kalmış. Gene bir sorunuz olursa yardımcı olmaya çalışırım. Teşekkürler.